Sadatların izinde, tezviratlar hakkında. Efendim, defalarca vakfın mahiyeti hakkında açıklama yaptığınız halde, size ve kardeşlerinize yönelik ithamlarda bulunuyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz? Eşşeyh, Seyyid Muhammed Fettah el-Hüseyni Kuddisesi Ruh Hazretleri şöyle buyurdu. Hadis-i şerifte Allah Teala'nın kullarının en kötüsü laf taşıyanlardır dostları birbirinden ayıranlardır buyurulmuştur. Başka hadis-i şerifte, kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen de koşandan hayırlıdır. Evinizde oturun, fitneye karışmayın buyurulmuştur. Abdulgani Nablusi Hazretleri, fitne Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmaktır, buyuruyor. İmam-ı Bırgivi ve Muhammed Hadimi Hazretleri de fitneyi aynı şekilde tarif etmiştir. Vahdet diyorlar, teklik demektir. Ayrıca birlik beraberlik diyorlar. Ama cenaze günü, Gavs Kudüsesi Ruh Hazretlerinin cenazesi köye gelince gördük ki, Gavs Kuddüsesi Ruh Hazretlerinin ailesine, evlatlarına karşı birlik olmuşlar. Gavus hazretlerinin evlatlarına cephe alıp onları dışladılar. 20-30 senelik arkadaşlarımız bize selam vermedi, taziye vermediler. Gavus kudüsesi ruh hazretlerinin evlatlarını yalnız bıraktılar. Kardeşlerimi çok rahatsız ettiler. Gavus kutlisesi ruh hazretlerinin hatırına münasip şekilde taziyemizi geçirmek için kardeşlerimi sakinleştirdim. Bunları gördük ama kalbimize hiçbir korku gelmedi. Allah Teala'ya güvendik.'' İşimizi ona havale ettik. Biz Gavs Hazretlerinin ailesi olarak bir ve beraberiz. Aramızda kenetlenme var. Cenaze günü öğle namazına az bir vakit kala camide bir araya geldik. Aramızda sadece tövbe konusunu konuştuk. Başka bir konu yoktu. Tövbe verdiğimiz için bu sıkıntılar oldu. Biz abimizin başımızda olmasını temenni ederdik. Hiçbir şey de istemedik. Sadece tövbe vermemiz lazım dedik üçüncü gün bize haber gönderdi. Tövbe verdiğimiz andan itibaren bizi kardeşlikten attığını söyledi. Gavs-ı Menzili Kuddisesi Ruh Hazretlerinin söylediği gibi, ağzımızı bantlasalar da biz tövbe vereceğiz dedik. O günden bugüne kadar çok ısrar ettik. Bir araya gelip konuşalım, bu meseleleri halledelim diye bir araya gelmeyi kabul etmedi. Birlik beraberlik olsun diyen insanlar, kendi çıkarlarını korumak, vakıf mallarından nemalanmak için bizim bir araya gelmemizi istemiyorlar. Ağzı alınmayacak kötü sözler söylüyorlar. Akla gelmeyecek iftiralar atıyorlar. Biz babamızın mirasına vakfın bir iğnesi dahi karışmasın diye fetva heyeti kurup bunun derdine düşerken, bunun hesabını nasıl vereceğiz diye düşünürken vakıf mallarını yediler diye bize iftira attılar. gavs Menzili Kudüsesi Ruh Hazretleri 25 sene önce kaşıkları dahi sayarak kardeşlerine yani amcalarımıza mirasla alakalı bütün haklarını teslim etti. Amcalarımızın mirasla alakalı hiçbir bağları kalmadı. Gavs Kutlisesi Ruh Hazretleri onlara hiçbir yetki vermedi. Dünyalık hiçbir işlerine de karıştırmadı. Bizim bu meselemizde de normalde amcaların bir dahli olmamalı ama onları da işin içine katıyorlar.'' Semerkant, babamın izniyle sevenlerinin kurduğu köklü bir vakıftır. Gavs Hazretlerinin hukuki bir bağı yoktu. Ancak kanaat önderliğini yaptı ve manevi destek verdi. Vakıflar Allah'ın malıdır. Vakfın destek verdiği yardım dernekleri gibi dernekler vardır. Bu dernekler insanlara hizmet verdi. Deprem ve diğer bütün afetlerde en önde yer aldı. İnsanlara yardım etti. Milletin yanında oldu hukuki olarak bizim de bağımız yok. Milletin menfaati için biz de babamız gibi destek veriyoruz. Dedem 54 sene önce menzil köyünü ağadan satın aldı. O günden sonra hizmetçi oldu. Dedem Gavsı Kasrevi Kutlisesi Ruh Hazretleri yaklaşık bir buçuk sene. Sultan Muhammed Raşid Kutlisesi Ruh Hazretleri 23 sene. Babam Gavs-ı Menzili Kutlisesi Ruh Hazretleri 30 sene hizmet etti. Hepsi biz hizmetçiyiz buyurdular. Biz de hizmetçi olarak devam etmek istiyoruz.